Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Ortası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış, iyi haftalar. Yeni gözlükleriniz çok güzel olmuş. Size farklı bir imaj vermiş. Gençleşmişsiniz. Hiç sorma haftaya ya. Güzel başlıyorsunuz. Teşekkür ederim de. Valla gözlüklerim yeni değil. Gözlüğüm kırıldı. Ama güzel olmuş bunlar. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Hocam, gençleşmişsin de demişsin. Vallahi ayrıca gençleşmişsin. Bir de seni tebrik ediyorum. Bak Aydın Ferhat Güzelcan da tebrik etmiş. Herkes tebrik ediyor Barış. Hocam biraz daha temkinli olalım. Şampiyonluğunuzu artık bilmiyorum, erken bir tebrik mi? Fenerbahçeliler bize çok kızacak ama. Ya yani mucizeler gerekiyor tabii ama Galatasaray açısından hani şampiyonluk %80-90 diyebiliriz artık. Bakalım 4 hafta var daha, bakacağız. Biraz daha temkinli olmak lazım. Ama yine de Aydın Ferhat Güzelcan'ın da teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok centilmence bir tavrı var her zaman. Teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha. Şimdi hocam haftaya başlarken altına bakacağız, dolara, borsaya geleceğiz ama şimdi G20 toplantıları vardı. Evet. Ne oldu, ne bitti, ne çıktı oradan? Küresel piyasaları etkileyen herhangi bir sonucu oldu mu? Aslında G20 toplantılarının yani bitiriliş bir metni oluyor ya. Hı hı. Bu metne baktığında çok fazla değişiklik yok gibi görünüyor. Fakat Sayın Babacan bu toplantılardaydı bayağı uzun süredir Amerika'da. Ve o bazı açıklamalar yaptı. Özellikle Babacan biraz olumsuz konuştu. Bir değişim olduğundan bahsetti. Olumsuza doğru bir değişim olduğundan bahsetti. İşte görüş ayrılıklılarının oluştuğunu söyledi. Hı hı. Büyük ekonomilerde yönsüzlük olduğunu söyledi. Ve daha önceki toplantılarda verilen bir karar, ortak duruş bu toplantılarda gevşedi dedi. Bunu da nasıl yorumlamak lazım? Şimdi aslında ilk baktığında olumsuz gibi görünüyor ama ilk toplantılarda genel olarak borçlu ülkeler bu borçlarının İşte azaltmak üzere alacağı önlemlerden bahsediyordu Barış. Şimdi de sanki biraz ya o kadar da önemli değil havası. Yani her ülke kendi başının çaresine baksın, ortak bir şekilde bir görüş bildirmek yerine daha böyle biraz gevşemiş görüntüsü ortaya çıkmış. Ve Babacan aynen şu cümleleri söylüyor. İleriye dönük bir güven oluşturacak. Hı hı. Mesaj çıkmadı diyor. Bu nedenle de diyor bizim de Türkiye olarak çok dikkatli gitmemiz gerekecek diyor. Farklı senaryolara hazır olmamız gerekecek. Her ne kadar finans sektöründe, dünya ekonomisinde birdenbire olağanüstü çöküş ihtimali azaldıysa da orta ve uzun vade için krizden nasıl çıkılacağıyla ilgili henüz somut, elle tutulur sonuç yok diyor. Şimdi bu mesaj önemli. Yani bu aslında satır aralarında gerçekten Sayın Babacan'ın ciddi endişelerini görüyoruz. En büyük endişe de bu borçlu ülkelerin borçlarını nasıl ödeyeceğine dair bir plan ortaya koymamaları. Sayın Babacan diyor ki biz diyor geldiğimizde ilk önemli hamlemiz bir orta vadeli program sunduk. Hı-hı. Dedik ki faiz dışı fazlayı bu kadar yapacağız. Bu borçları şu kadar aşağı çekecek. Faiz giderleri şu kadar aşağı inecek ve bir plan sunduk. Ve bu plana sıkı sıkıya bağlı kaldık. Mali disiplin konusunda hiç gevşemedik. Bu da Türkiye'yi bugünlere getirdi. Ben bu ciddiyeti ve bu kararlılığı diğer ülkelerde görmüyorum diyor. Tahmin ediyorum bir de 2013'te belirsizliklerin çok fazla olacağını söylüyor. Bu şeyden kaynaklanıyor Barış. Yani çok basit bir döngü var. Hı-hı. Büyürsen borçlar azalıyor. Büyüyemezsen ama her geçen gün borçlar artıyor. Neden büyüyünce borçlar azalıyor? Çünkü firmalar para kazanmaya başlayıp vergi ödemeye başlıyor. Evet. Daha önce işsizlik maaşı ödenen kişiler işe girmekte oldukları için artık onlara işsizlik maaşı ödenmiyor. Yani bütçeden bir gider, hı hı, oluşmuyor. Ve o kişiler artık vergi ödeyen kişiler haline dönüşüyor. Böylelikle büyüme kendiliğinden borcu azaltıcı bir faktör. Fakat
büyüme niye gelmiyor ve bu büyüme sorununu nasıl çözeceğiz? Burada tabii ki tüketicinin tüketmeye başlaması gerekiyor. Amerika için bir miktar başlamıştı fakat son 1-1,5 ayda gelen veriler gerçekten bu ivmenin hızla düştüğünü ve tüketici güven endekslerin yeniden olumsuz bölgeye girdiğini gösteriyor. Amerika büyümeyince tabii Asya'sı büyümüyor. Avrupa zaten resesyonda. IMF diyor ki Avrupa resesyondan çıkamayacak. Sadece tek büyüyecek ülke Almanya diyor. O da %0.3 diyor. Ve işte bu konular konuşuldu. Artı bir de şey vardı. G20'de en çok merak edilen şey Japonya'ya ciddi bir fırça çekilecek mi? Öyle bir şey de olmadı. Hatta Japon Merkez Bankası Başkanı Kurodo ülkesine dönerken oh çok rahatladım. Gidip rahat rahat kendi tahvil alım programımı, genişletici para politikalarını uygulamaya devam edeceğim dedi. Oradaki tabii bunu söyleyince G20'den de böyle bir yani sert bir uyarı vesaire gelmeyince bu sabah itibariyle de Japon yeni dünya piyasalarında diğer paralara karşı değer kaybetti. Bu gidişat yani ekonomilerin şu an içinde bulunduğu süreci tersine çevirecek şey kesinlikle kamu harcamaları. Amerika'da krizden sonra bir miktar kamu harcamasında artış yapılmış ama gitgide düşmüş bu. Ve ekonomilerin toparlanamamasında yüksek borçluluk nedeniyle devletlerin kamu harcamalarını arttıramaması da var. Ekonomistler bu konuyu eleştiriyor. Bir de son bir haftadır dünyada yer yerinden oynuyor bir konuda. İki tane akademisyen, benim de çok saygı duyduğum ve makalelerini okuduğum Kenneth Rogoff'la Carmen Reinhardt bir kitap yazmışlardı. Ve bu kitapta temel mesaj şuydu. Borçlu ülkeler ne kadar borçluysa, ne kadar borcunuz artarsa büyümeyi o kadar aşağı çekiyor. Geçmiş yaklaşık 600-800 yıllık borçlu ülkeler tarihine bakmışlardı ve demişlerdi ki işte borç belli bir seviyenin üzerine çıktığı andan itibaren bu büyümeyi aşağıya çekiyor. Daha sonra ilginç bir şey oluyor. Bir doktor öğrencisi bunların makalelerini okuduktan sonra bunların verilerini istiyor. Bu verileri alıyor. Excel'de oluşturulmuş veriler. Bakıyor ki 30 ülke içerilmiş, 49 ülke var. 30 ülkenin borçluluğuyla büyümesini karşılaştıran bir tablo var. Bu tabloda 30 ülkeyi yaptığınızda tamam yüksek borç sanki düşük büyüme gibi bir sonuç çıkmasına rağmen 49 ülkenin borçluluğuyla büyümesine baktığında %2.2 büyümeyi geliştirici, büyümeyi arttırıcı sonuç çıkıyor. Tabii bu doktor öğrencisi şey yapıyor, hani ben yanılıyorum herhalde diyor. Hocasına soruyor. Hocası da diyor ki olmaz diyor. Yani bu kadar saygın ekonomistler bu verileri vermişse sen hata yapıyorsundur falan diyor ama sonra bir daha ciddi biçimde kontrol ettiklerinde bunlar bir makale yazıyorlar. Ve yazmış oldukları makaleyle de burayı bu sonucu ortaya çıkartıyorlar. Aslında yüksek borçlu olmanın büyümeyi çok da engellemeyip hatta büyümeye destek verdiğini tam tersi sonuç açıklıyorlar. Bunun önemi nerede? Özellikle Almanya ta krizden bu yana bütün ülkelerde işte mali disiplin, borcunuzu azaltın vesaire uygulayarak şu an işte Yunanistan'ın, Portekiz'in, İtalya'nın, İspanya'nın durumu ortada. Çok yüksek işsizliklere ve yüksek bütçe açıklarına da sebep olmuş durumda. Sonuçta bu bilimsel çalışmalar politikaları da etkiliyor. Kenneth Rogoff'la Carmen Reinhardt yaptıkları açıklamada Excel'deki bir hatadan dolayı bu sonuçlar böyle çıkmış şeklinde çok bence kabul edilemeyecek bir açıklama yapıyorlar. Ve bunun üzerine şu an gerçekten onların yazdıkları bütün makaleler mercek altına alınmış durumda. En büyük suçlama da şuradan gerçekleşiyor. Yani siz kendi tezinizi ispat etmek için verilerle oynadınız şeklinde. Ve şu an hakikaten bence çok sıkıntılı zamanlar yaşıyorlar. Ki bir bilim insanının normal şartlarda kendi tezini ispatlamak için asla verilerle oynamayacağı gibi doğru yorumlanabilecek
şekilde modellerini kurması lazım. Tabii ben o model ayrıntılarına girmeyeceğim ama onların temel olarak nasıl bir model kurduğunu ve ne yaptığını da yani biliyorum. Aslında çok da böyle devasa ultra modeller değil, sıradan istatistiksel sonuçlar. Biraz hani istatistik sadece katmışlar. Ve şu an dünyada şey tartışması başladı. Babacan bunu söyleyince tabii aklıma şu geldi. Ya kardeşim bu borcu azaltalım derken devlet harcama da yapmadığında tüketici harcamıyor. Tüketici harcamayınca özel sektörde üretici yatırım yapmıyor, üretici de harcamıyor. Üretici harcamazken devlet de harcamıyorsa, yani devlet de bir harcama yapmıyorsa büyüme nereden gelecek? Büyümenin 4 tane unsuru var. Bir tanesi tüketim, ikincisi yatırım, yani özel sektör. Hane halkı tüketir, özel sektör yatırım yapar, bunları toplarsın. Artı devlet harcamalarıdır, onu da devlet yapar. Evet. Bir de dördüncü unsur, dış net ihracattır. İhracat eksi ithalattır. İhracatınızın büyümesi lazım. Amerika büyümeyince diğer taraflar büyümüyor. O zaman ihracat imkanlarında kısıtlanıyor. Yani sonuç olarak bir kısır döngüye girilmiş durumda ve Babacan bu kısır döngüden olumsuz bir mesaj verse de ben o kadar da mesajın olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an aslında disiplin, sıkı mali disiplin yerine daha çok harcamayı arttırıcı politikaları izlemeleri lazım. Zaten Nobel ödüllü Stiglitz'le Krugman'da ısrarla bunu savunuyorlar ve bizim Keynesyen politikalar dediğimiz politikaları öneriyorlar. Peki hocam, şimdi gelelim küresel piyasalara isterseniz. Geçtiğimiz hafta gerilemeler vardı, bize de yansımıştı aynı şekilde. Bu haftaya nasıl başlar küresel piyasalar? Yükselişe geçerler mi acaba? Evet, şöyle Barış, tüm piyasalara baktığımızda özellikle şeyde dış dünyada genel son 7 günde dünya piyasalarında, dünya borsalarında genel olarak kırmızı bir şey hakimdi. Şimdi grafiği ekrana verebilirsek özellikle IMKB hala burada, gerçi IMKB geçiyor. BIST 100 endeksi %2.14 değer kaybetmiş bu bölgede. Dow endeksi %0.35. Burada DAX çok büyük değer kaybına uğradı. Almanya'da gelen veriler çok kötüydü. S&P 500 hafifçe yukarıda kapattı. O da cuma günkü kapanış sonrasında yukarıda kapattı. Nasdaq'ta geri çekilme var. Ve diğer MSCI World endeksi, yani dünya endeksi %2.77 gerilemiş durumda. Bu arada Brezilya ve Arjantin yeşilde bulunurken diğer Avrupa ülkelerinin de genel olarak ekside olduğunu görüyoruz. Çin'de artış vardı, Nikkei'de artış vardı. Asya bölgesinde tamamıyla Japonya'nın uygulamış olduğu politikalar artı. Çin'in geçen hafta konuşmuştuk. Bu kur bandını genişletmesi ve bir miktar daha dalgalanmaya izin vermesi Çin borsalarına ve finansal kuruluşlarına, finansal piyasalarına olumlu etki yapmıştı. Şimdi geçen haftaki en önemli olay, geçen pazartesi meydana gelen altındaki çok sert düşüştü. $1,323 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu sabah itibariyle $1,420 civarında seyrediyor altın. Şimdi bu haftanın açılışına baktığımızda, bu haftanın açılışında genel olarak Amerikan borsalarının vadelilerinin olumlu olduğunu görüyoruz. Ve S&P endeksinin vadelilerinde %0.50 yukarı hareket var. Dow Jones vadelerinde 0.39 bir yukarı hareket var. Aynı zamanda da Asya bölgesinde yukarı bir hareket var. Nikkei endeksi %1.89 yukarıda şu dakikalar itibariyle. Ve DAX'a baktığımızda da bu sabah itibariyle DAX, yani Almanya'nın DAX endeksinin vadelileri de oldukça iyi. %0.76 yukarıda açılıyor. Bunun için çok önemli bir sebep var mı? G20 toplantılarından özellikle şey olması, G20 toplantılarından bu sonuçların çıkması olumlu etkilemiş gözüküyor Japonya ile ilgili. Şimdi IMK sektör endekslerine baktığımızda geçen hafta itibariyle Borsa İstanbul'da aracı kurumlar ve her şey genel olarak değer kaybetmiş. Sadece gıda içecek grubunda bir yükseliş var. %4.34. Bir de tekstil deri sektöründe yükseliş var. En büyük düşüşler de hem elektrik hem de bankacılık sektöründe meydana gelmiş. Diğer sektörlerin çoğu değer kaybetmiş durumda. Ve metal eşya, makina sektöründe çok hafif bir değer kazancı var.
bu açıdan hani bakıldığında genel olarak haftayı çok kötü kapattı. Bizim borsamızda dış borsalara göre küresel piyasalar bu haftaya çok olumlu başlıyor. Ama bu olumlu başlangıcın sonrasında neler olacak? Bugün önemli veriler açıklanacak. Fed Chicago İmalat Sanayi Endeksi açıklanacak. Ve aynı zamanda piyasalar tabii ki şeye bakacak. Gelen haberlerde, makroekonomik haberlerde olumlu bir durum var mı onu izleyecek. Şu aşamada çok fazla piyasaları hareketlendirecek bir şey yok. Daha böyle yatay, ne bileyim, iyi açılırız ama biraz sonra borsaya ayrıntılı bakacağım ama iyi açılırız, biraz da böyle şey yaparız. Nereye gideceğini bilmeyen, yön konusunda kararsız bir borsa endeksleri göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Peki hocam, reklama da az kaldı. Reklamdan sonra aslında borsanın detaylarına girelim, altına bakalım ve dolara bakalım ama bu arada şimdi az önce siz Babacan deyince belki bir 2-3 dakika onu konuşmak gerekir. Bu yerli oto konusu aklıma geldi. Az önce yayından önce de konuşmuştuk. Şimdi mesela Babacan'ın açıklamalarını desteklediğinizi bir anlamda söylediniz ama şimdi bir tarafta da Zafer Çağlayan var. Evet. Zafer Çağlayan'ın daha önce Merkez Bankası Başkanı'yla diyaloglarını biliyoruz. Şimdi de bu yerli oto konusu gündemde, yine tartışılıyor. Mustafa Koç'un bir açıklaması oldu. İntihar olur şeklinde. Ticari intihar dedi, evet. Buna da Zafer Çağlayan tepki gösterdi. Ya gölge etme ne olur, çekil gibisinden özetlenebilecek bir açıklamayla karşılık verdi. Şimdi ne diyorsunuz bu karşılıklı açıklamalar? Hakikaten ticari bir intihar mıdır? Yerli oto neden ticari intihar olsun? Şimdi bakıyoruz mesela, işte Rusların var, Hintlilerin var, İranlıların var. İran yapıyor. Ya Hintliler bile yapıyor ve bunların hepsi bizim pazarda satılıyor. Evet. Türkiye bir yerli otomobil yapamaz mı? Ya yapabilir de Barış, olay şudur, çok basittir denklem yani. İş dünyası nerede karı görürse oraya gider, onu yapar. Niye herkes inşaatçı oldu? Yüksek kar vardı orada, yüksek kar marjları vardı. Şu an artık şey fiyatları, arsa fiyatları çok arttığı için, yani konutun ham maddesi ciddi biçimde fiyatlar çok arttığı için kar marjları orada da düştü. Ben daha Türkiye'de yerli otomobil konusu gündeme geldiği gün aynı o lafı Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği'nde bir konuşma yapıyordum. Dedim yani bu hakikaten ticari intihar olur. Çünkü orada karlılık ve orada gerçekten bir şey görebilseler bu zamana kadar Türkiye'deki otomotivciler mutlaka bunu yapardı. Hı-hı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi ticari intihar mı değil mi konusunu tartışmanın pek fazla bir anlamı yok. Ama burada kötü olan şey şu. Bir nevi iş dünyasına ciddi baskı yapılıyor. Yani bu otomobili yapın diye. Hatta ben şunu da söyledim. Yapacaksak dedim. O zaman normal sıradan herkesin bineceği bir otomobil yerine Türkiye... Üst segment bir şey mi diyorsunuz? Tabii çok üst segment. Bari yapacağız. Bundan sınırlı 500 sayıda tane üretelim. Yani 500 tane öğretelim. Prestij otomobili olsun. Prestij otomobili olsun. Hani bir sürü ünlü otomobil markaları var. Tabii milletvekilleri kullansın işte, tabii, değil mi? Terrari bakanlar diyelim kullansın mesela. Türk Terrari'si. Evet. Torşe diyelim. Yani bir şey diyelim ama yalnız farklılık arz etmemiz lazım. Katma değer koymamız lazım. Tabii üzerine. Tabii doğru. Ama onlarla da yarışamayabilirsin. Fakat kalitede eminim çok kaliteli bir şey yapabiliriz. Fiyat açısından çok ciddi rekabet edilebilir, tamam mı? Yani Türkiye'de yapılan otomobiller bugün Avrupa'ya inanılmaz ihraç ediliyor. Bizim otomobil ihracatımız aylık bazda 1 milyar doları geçmiş durumda. Doğru. Yani 1,5 milyar dolara gelmiş durumda. Madem yapacaksak ya öyle bir şey yapalım ya da sıradan bir araba yapmayalım. Yani sıradan bir arabayı yaptığında o zaman devlet şunu vermesi lazım. En az 15 yıl çok ciddi teşvik, hı-hı, vermesi lazım. Hı-hı. Yoksa aksi halde o yatırıma girmenin çok fazla bir anlamı yok. Çünkü yatırımın, bak, toprağa gömeceğin, makineye gömeceğin para çok yüksek miktarlarda. Sen bunu hadi ürettin, satamamaya başlarsan, satamazsan ne yapacaksın onu? Ondan sonra tutup öteki bir isimle mi tekrar üretmeye başlayacaksın? Evet. Özellikle ama bu da Avrupa Birliği normlarına aykırı. Çok ciddi bir şekilde, çok bariz teşvik veriyor olmak orada. Ayrıca teknoloji konusunda ben çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani kalite konusunda endişem yok ama hangi konuda?
işletmecilik anlamında, yani onun hakikaten ticari olarak olabilirliği anlamında bence endişe var. Ve Sayın ben Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da tabii hani iş dünyası bu konuda zorlanmamalı şeklinde. Zorla olmaz diyor, evet. Evet, zorla olmaz diye bir açıklama yapıyor. Ben burada aslında bir nevi biraz tehdit gibi algıladım. Yani bu açıklamaları Sayın Zafer Çağlayan'ın. Ben şunu biliyorum. Sayın Zafer Çağlayan da hangi şey konuşursa konuşsun. Yani otomatikçi vesaire. Tabii efendim vesaire diyor ama kafalarının arkasında kesinlikle bu iş olmaz diyor. Hocam, böylesine büyük bir proje, böylesine bir büyük yatırım planlaması. Şöyle bir cümleyle başlarım. Yok mu baba yiğit? Evet. Yani şimdi baba yiğitle falan olacak iş değil. Bu hayatın gerçekleri var, öyle değil mi yani? Elbette ki, yani çok anlamsız. Mesela Sanayi Bakanı Sayın Nihat Ergün çok güzel şeyler söylüyor. Diyor ki biz diyor önümüzdeki 5 yılda diyor katma değer yaratacak bir yola girmeliyiz. Mutlaka üretilen şeylerde katma değeri arttırıcı. Bu da Ar-Ge ile olur diyor. Yani öyle bir şey yapabiliriz ki, öyle bir otomobil yapabiliriz ki, yapacaksak şöyle yapalım yani, ne bileyim. Yerinde denizde gidebilen, karada gidebilen, yerinde uçabilen bir otomobil yapıyoruz. Hocam sizin söylediğiniz yapalım çok, yani. Az önce söylediğiniz çok mantıklı aslında. Böyle üst segment, hakikaten bir prestij otomobili, sınırlı sayıda belki. Güzel bir marka şeyi olabilir. Aynen, bunun... yani 500 tane üret, 200 tane üret. Evet, evet. Hani onu alanlar zaten, ama onun pazarı olur. Yani olur, onun ciddi olur, anlamda tabii. Pazarı olur. Tabii, tabii. Yani çok iyi bir dizayn yapılırsa, gerçekten çok iyi. Bence şeyde o teknoloji konusunda biz hakimiz. Yani bunca yıllık bir tecrübe var. Onu satmakta da zorlanmazsın. Hı hı. Ve yaptın mı da dünyada ses getirecek de bir şey yapmış olursun. Peki hocam, şimdi reklama gideceğiz. Abdurrahman Şahin diyor ki hocam bence saat markası yaratalım. Katma değeri en fazla o. Bu arada Murat Birecik'ten enteresan bir mesaj gelmiş tam biz bunu konuşurken. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Devletin de devletten başka. Böylece ikinci devrim otomobili faciası da yaşandı Eskişehir Tülomsaç'ta. Eskişehir'den biz Murat Bey'den hep güzel haberler alıyorduk Tülomsaç'tan. Vallahi Murat Bey eğer birazcık daha ayrıntı verebilirse... Bir şey olmuş orada. Evet, birazcık daha ama, ayrıntı verebilirse çok sevinirim. Evet, yani, üzerine konuşuruz. Evet. Orada çünkü önemli işler yapılıyordu. Bize de zaman zaman bunun haberini veriyordu Murat Bey. Bu sefer demek ki bir terslik var. Ben hani şeyi tartışmıştık ya, Eskişehir'de gemi motorları yapılıyordu. Evet. Yani Eskişehir nereye, deniz nereye, evet, falan şaşırmıştık. Peki hocam. O bizim için önemli. Şimdi bir aramız var, bir reklama gideceğiz ama reklamlardan sonra bu hafta altında yön ne olur, dolar ne olur ve borsaya ayrıntılı konuşacağız. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam altına bakalım. Geçen haftanın evet, en çok konuşulanı altın. Kapalı çarşıya koştuk Türk halkı olarak. Herkes altını aradı, bulamadı. Kara evet. Borsaya düştü. En son yükseliyordu. Bu hafta nasıl bir seyir olur? Sen bir şey söylemiştin ya geçen hafta yayında. 25 liraya çıkmış işçilik falan. Evet. Ya çeyrekte işçilik var mı? Var. Sen altın, çünkü altın ben sektöründe çalıştın. Ben o işi yaptım hocam, var. Nasıl var? İşte o hani küçük bir şey işleniyor ya üzerine. O çeyreğin üzerinde vardır. Atatürk baskısının dışında etrafında minik bir şey vardır onun. O işleniyor sonuç itibariyle. O da bir işçilik sayılıyor yani işte. Yani sonuçta darphane tak diye basmıyor mu bu? İşte şey? Onun ama şeyi var. İşte zımparalanması etrafında vırı zıvır. O küçük bir işçilik. Yani hani şey gibi değildir. O bir kolye, altın bilezik. Altın fiyatı 80 lira, 25 lira işçilik. İnanılmaz. 5 lira normalde. Hani normalde işçilik 5 lira. Benim kapalı çarşıdakilerden dinlediğim 5 liraymış normaldeki fiyatı. Yani 5 lira dahil ediliyormuş işçilik olarak. Zaten hani geri satarken de bir 10 lira 5 lira düşer ya. Orada bir işçilik düşüyorlar. 5 liraymış ama geçtiğimiz hafta öyle talep oluyor ki artık yetiştiremiyorlar. İşçilik 25 liraya fırlamış. Adam yok. Evet. Yapamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Bu hafta ne olacak bakalım? Şimdi bu hafta şöyle 1320 dolara geldikten sonra altın şu an yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Ve birçok insanı bence yanıltıyor. Şu bu sert düşüşün ardından şu an grafikte görüyorsun. Günlük bazdaki grafik bu. 1320 dolara düştüğü yer burası. Yani şurası 1320 dolar. TL bazında da bakacağız. Ama tam şu seviye. Şimdi bu seviyeden uzaklaştı. Bu sabah itibariyle yeniden 1418 dolar seviyesinde. Sabah saatlerinde 1423 doları da gördü. Ben özellikle şunu söylüyordum. Yani hani altın alacak olanlar da panik bir şekilde almaya kalkmasın. Burada altın rasyoya göre 1400
25 dolar seviyesinde, hatta 1426 dolar seviyesinde bir güçlü direncimiz var. Dolayısıyla buraya kadar çıktı. Bu aşamadan sonra tekrar bir geri çekilme bekleyebiliriz ve bu geri çekilme sert olabilir. O yüzden aceleci olmamalı yatırımcılar. Çünkü düşüş çok sert. Yani düşüşün arkasından böyle bir şeye bakacak olursak, şöyle düşüşün sertliğini göstermek açısından şey yapıyorum. Şu grafiğe bakacak olursak gerçekten inanılmaz bir sert düşüşme. Bu sert düşüşten sonra ortalama olarak genellikle %50 seviyesine kadar yükselebilir. Ama ilk başta %38.2 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var. O yüzden ben 1420 doların üzerinde altın alınması konusunda şey değilim. Belki bir V çıkışı olur mu? Hani yeniden bir sert bir şekilde 1500 dolara gider mi? Tabii ki bu riskte bulunuyor ama 1500 dolara gitmesi için 1427 doların üzerine çıkması lazım. Yani oraya çıkarsa tamam, o daha güvenli. Ama 1420 seviyesi o kadar güvenli değil. İkincisi, Barış, burada altın dünya piyasalarında bu sert düşüşü neden yaptı? Bu konuda cumartesi bir yazı yazmıştım Bugün gazetesinde. En çok da panik bir şekilde zararına satmak isteyenlerin, daha doğrusu zararına satış yapanların panik satışlarıyla birlikte bu şekilde gerilemiştik. Artı Çin'deki büyümeye ilişkin endişeler vardı. Artı bu düşüşü yaratan en büyük sebep de Avrupa'daki diğer merkez bankalarının Güney Kıbrıs'tan sonra elinde yaklaşık 190 milyar dolarlık altın var. İtalya'nın, Portekiz'in, ya onlar da satmaya başlarsa korkusudur bu düşüş. Bu aşamadan sonra yani şöyle bir yükseliş var. Fakat tahmin ediyorum ben, bunu şöyle çizeceğim. Şuradan yeniden bir geri çekilme yaparak en azından bir 1360 dolar seviyesine kadar geri çekilme yapabilir. Hani şu an alan birisi tekrar üzülebilir. En tehlikeli şey bu tür düşüşlerden sonraki ilk yükselişte yeniden yükseliyor diyerek atlamaktır ve o zarar verir. Diğer bir nokta daha şu. Bu tabii dolar bazında altın, ons bazında altın. Bir de şeye bakalım, hani TL bazında ne durumda? TL bazında zaten 88-90 seviyesi kırılınca direkt olarak 78'e kadar inmişti. Ve cuma günü itibariyle de kapanış 81 lira 60 kuruştu. Hani sen demin dedin ya, özellikle bu altında işçilik var vesaire. Şimdi borsada iki tane fon var. Fon payını alıp satabiliyorsun. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi altını %98 yansıtıyor. Yani altındaki hareketi. 1 grama denk gelmiyor ama 0.98 grama denk geliyor. Diğeri de tam 1 grama denk geliyor. Şimdi buradaki şeyin hisselerin, daha doğrusu fon paylarının borsada alıp satan kişi işçilik ödemiyor. Bir altın fonu var. Bu altının fonun karşılığındaki altın borsasında tutuluyor. Şu an artık Borsa İstanbul'un kayıtları içerisinde tutuluyor. Ve altının dünya piyasalarında değer kazanıp düşmesi sırasında marj olarak, alış satış marjı oldukça sınırlı. Yani gidip küçük altını aldığında, sen bozdurmaya kalktığında 2 lira civarında, 3 lira civarında fark. Mesela bugün gidip 81 liradan alsın, hemen bozdurmaya kalksan 79 liraya yapabiliyorsun. Dolayısıyla orada bir spread, alış satış marjı oldukça büyük. Bu nedenle ben özellikle altının kısa vadeli işlem yapan varsa borsada da bu fonlar aracılığıyla bunu yapabilirler. Hocam, altında dolayısıyla şu anki yükselişin çok sağlıklı ve güçlü olduğunu düşünmüyorum. Son 5 dakikaya giriyoruz artık hocam. Borsaya da BİST'e bakalım isterseniz detaylı. Okan Hançer de sormuş, diyor ki hocam Galatasaray şampiyon hisseleri alınır mı? Grafiği yorumlar mısınız? Ben de ona her zaman şu cevabı veriyorum herkese. Bir bilgi herkese ulaşmışsa o bilgi de... İş işten geçmiştir evet, diyorsunuz. O bilgi para etmez artık. Yani bundan 3 hafta önce olsa olurdu. Bak şimdi Galatasaray hisselerini açalım. Burada bu sabah itibariyle bak cuma gününü kaçtan kapatmış? 40,5 liradan kapatmış. Bugün ilk işlem 41 lira 70 kuruştan başlayacak. Yani artık Galatasaray'ın şampiyon olacağı kesinleşince, Fener'in kaybetmesiyle birlikte neredeyse %99,9 böyle bir durumda direkt zaten yukarıdan açıyor. Bu bilgi herkeste var şu an. Zaten. Dolayısıyla bu bilgi herkese ulaştığı için sorun yok. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde
sonuçta bitti o hikaye. Oradan gelecek gelirler de bitti. Şampiyon olmaları durumunda evet kasalarda bir miktar para girecek ama bu beklenti yansımış durumda. Şimdi gelelim borsaya. Borsa İMKB, Borsa İstanbul diyelim, BIST 100 endeksi geçen hafta içerisinde haftanın 4 günü düştü. Yani şu başlıyoruz haftaya. Bir yükseliş yaptı 86 bine doğru. Arkasından sert düştü. Fakat düşüşten sonra da 82.300'ü görüp geri yükseldi. Burada bizim çekiş dediğimiz bir görüntü oluştu. Yani şuna benzer bir görüntü, şuradakine benzer. Bunlar genellikle yükseliş sinyalidir. Yani belli bir düşüşün bitip tekrar yukarı yönlü hareketin başlayacağına dair sinyaldir. Çünkü piyasa şu dip seviyeyi test etmiştir. Fakat orayı kabul etmemiş ve yukarıda kapatmıştır. Bu nedenle bugün itibariyle 83.600'den açılacak. Geçen hafta 83.285'ten kapanmıştı. Şu an disket emirlerinde bunu görüyoruz. Şimdi zannedersem başlamak üzere. Hı hı. Dolayısıyla buradan açıldığı anda 5 dakikalık grafiklerde en güçlü direnç dediğimiz yer bizim 84.250, yani şu seviye. Daha önce bu test edip aşağı kırmadığı seviye. Ben özellikle borsada bir yükselişin, sağlıklı ve güçlü bir yükselişin başlayabilmesi için şu trendin yukarı kırılmasını beklerim. Bu ilk başta 83.800, 84.000'dir. Bu trend yukarı kırıldıktan sonra çok güçlü bir direnç olduğu için, yani borsada güçlü, sağlıklı bir trendin başlayabilmesi için 84.250'nin üzerinde kapanış gerekiyor. Ora olmadığı sürece ben yatırımcının beklemede kalmasını öneriyorum. Hı hı. Ve şunu da söyleyeyim. Yatırımcı her hareketi çok fazla atlamamalı. Yani şimdi yüksek açılacak, borsa yine yükseliyor şeklinde düşünmemeli. Yabancıların takas oranlarına baktığımızda Barış, yabancılardan çok fazla alım yok. Yani yabancıların uzun zamandır 66 seviyesinden oranı düştü. Sonra bir miktar yükseldi. Tekrar geçen haftanın son iki günü yabancı takas oranında düşüş görüyoruz. Dolayısıyla cuma günkü alışlarda çok da fazla yabancı alımı da yoktu. Merkez Bankası geçen hafta değil öbür hafta perşembe günü şey açıklamıştı. yabancı işlemlerini açıklamıştı. Yabancı işlemlerinde ilk defa uzun yıllardır bir haftada 352 milyon TL'lik hisse satışı vardı. Bu bence piyasanın sert bir şekilde aşağı gitmesine sebep oldu. Yani şu sert düşüş Merkez Bankası'nın her hafta yayınladığı veriler, evet, sonrasındadır. Şimdi dikkat edersen gongu duyduk, hı hı, ve açıldı. 83.544'ten açıldı. Zaten bu seviyelerden bir açılış bekliyorduk. Bugün endeksin yaklaşık olarak 83.000 ile, yani 82.750-83.000 ile 84.250 aralığında, yani şu seviyelerde dalgalanmasını bekleyebiliriz. Net bir yön sinyali yok. Ve ben de aslında nereye gideceğini bilmiyorum. Ben hocam son bir dakika. Turgutçin demiş ki Euro dolar paritesinde grafikler hoş değil. Bu hafta aşağı sert dalgalanmalar olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Euro dolar paritesinde şöyle. Yani günlük grafiklere baktığımızda Turgutçin'in söylediği gibi tam burada bizim elmas formasyonu dediğimiz bir formasyon oluşmuş. Ve bu elmas formasyonu tepede oluşuyorsa pek iyi alamet değildir. Eğer Euro dolar paritesinde 1.30 seviyesi aşağı kırılırsa, yani 1.2990 diyeyim ben, 1.2990 seviyesi aşağı geçilirse yeniden 1.28'lere kadar düşüş olabilir. Ama şu an Euro dolar paritesini aşağı geçirecek bir beklenti yok. Yarın yalnız bu olabilir. Yarın Avrupa'dan bütün PMI endeksleri geliyor. Eğer onlar da çok kötü gelirse o zaman Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareket görebiliriz. Peki hocam, noktalayacağız. Yarın paranın Nisan rotası olmayacak. Yarın 23 Nisan. Piyasalar kapalı olduğu için kapalı olmayacak paranın rotası. Dolayısıyla çarşamba sabahı. Çarşamba sabah tekrar beraber olacağız. Teşekkür ediyorum size şimdiden. Bütün çocuklarımızın da bayramını şimdiden tebrik, evet, edelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı ben de canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra bugünün gündemiyle yayınımıza devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.